Bak bebek, beni hayatından böyle kestirip atamazsın. Bana açıklama borçlusun. Sen kimsin ki sana açıklama yapacağım? Özel hayatım sadece beni ilgilendirir. Ya ama sana aşığım ben. Ay of, bütün erkekler hepiniz aynısınız. Bütün erkekler derken? Güzellik ne haber? Bugün her zamankinden daha güzelsin. Hop 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 hop, akıllı ol, aklını alırım ha. Of ya, yine öküze bağladın. Ne diyorsun lan, öküz benim babamdır. Ne? Ne? Neyse ne, hadi ikile, bizi Miray'la yalnız bırak. Bir dakika, bir dakika, benim evimden sen misafirimi nasıl kovarsın? Merhaba Sasıcığım, nasılsın? İyiyim canım. Tamam eyvallah, ben anlayacağımı anladım. İstenmediğim yerde kalmam. Bu iş burada bitmedi Satı Efendi. Sonunda yalnız kalabildik bebek. Yalnız lütfen biraz seviye Satı Bey. Yaktın beni be. Çekil oradan, çekil. Yap. Tüh. Gördün mü, kız gitti. Güzelim, kız öldü. Tüh. Allah'a yazık oldu be. Vallahi. Ne yapalım, kanal değiştirelim istersen. Geçelim vallahi, bir şey kalmadı. İyi başladı film ama. Yok hayatım, ben zaten şeyi merak ediyorum ya. Filmdeki zıncığı merak ediyorum. Hani o ne olacak, bizim kara oğlan sonu ne olacak? Merak ediyorum mu? İzleyelim, sesini açalım. Ulan Satı, ulan Satı, ben sana soracağım, göreceksin sen. Ya sana ne el alemin karısından kızından? Sana ne el alemin karısından kızından ya? Ya candan ya, ne el alemin karısı kızı, nereden çıkardı şimdi ya? Romantik film izler gibi izliyorsun korku filmini. Neredeyse ağlayacaksın yani. Yuh artık candan, abartma ya. Ne alakası var kızım? Ben mi abartıyorum? Yok fıstık gibiymiş de, yok seksiymiş de. Bir dakika, seksi demedim ben. Deseydin bir de. Bir de onu deseydin. Aşkım, candan, biraz abartmıyor musun tatlım? Ben abartıyorum değil mi? Hep ben abartıyorum değil mi? Sanırım biraz öyle oluyor ama hayatım. Tamam, ben anlayacağımı anladım. Ne anladın acaba? Çok merak ediyorum, çok. Ne anladın acaba? Ben sana o kızı yedirir miyim Satı Efendi? En afilisinden bir çözüm bulacağım, bulacağım ama ne? Oh be, bitti sonunda. İyi başladı ama sonu saçmaydı yani hayatım. Ben bir kalkabilsem... Canlar. Kalkmak istiyorum lan. Sen bana bu film yüzünden trip atmıyorsun değil mi? Konuşmayalım istersen, konuştukça batıyorsun çünkü. Saçmalama hayatım, Allah aşkına yapma ya. Ben mi saçmalıyorum? Ben orada ay ne kadar yakışıklı adam, ay aman da ne kadar iri, ne kadar da büyük falan desem normal karşılayacaksın yani. Ne alakası var şimdi ya candan? Ya ne zaplayıp duruyorsun, doğru dürüst bir yerde dur, izleyelim işte. Ne oldu hayrola? Ne hayrola? Mısır. Mısır. Kimden mesaj geldi? Banka. Bankadan mesaj geldi.
Evet hayatım, sen ne zannediyorsun? Verir misin şunu? Ben senden bir şey mi saklayacağım yani şimdi? Evet. Al canım. Sizin sadeliğinize saygı duyuşumun bir ifadesiydi. Ne oldu? Hı? Utandın mı? Ay utanmadım. Bir şey saklıyorsun, nasılsa çıkacak bir gün ortaya. Ya nereden nereye geldi, muhabbete bakar mısın ya? Candan, sen biraz terapi yapmak ister misin hayatım kendine? Çirkinleşme Murat. Ben mi çirkinleşiyorum şimdi Candan? Ben mi çirkinleşiyorum? Ya baksana şu yaşadıklarımızı ya. Bir film izleyelim dedik. Filmde bir sarışın kız yüzünden bana yapmadığını bırakmadın yani. Sarışına mı fıstık? Hala. Vay be, vay be. Telefona mesaj geldi. Ondan bile şüphelendin yani. Bile. Benden, şüphelendir. Benden şüphelendin sen yani. Sen şüphelendirtmek için elinden geleni yapıyorsun. Ne alakası var? Evet. Bankadan geldi dedi. Banka ya, dedim işte. Kenara banka diye kimi kaydettin? Nereden bileyim ben? Ya tamam Allah aşkına konuşmayalım ya. Ben anladım anlayacağım. İnanmadım anlayacağım. Oradan sinsi sinsi laf sokup duruyorsun. Oğlum benim, yakışıklı oğlum, toramanım. Ne yapıyorsun sen bakayım? Ya bir git lan yürü. Yanım sıtkın zaten. Şu hallere bak. He, keyfin yerinde mi? Cık. Yerim seni, yerim. Hiç keyfim yok diyorum bıyıklı. Hadi al baltanı. He, bak oğlum. Dünyanın en güzel kadını da salonumuza teşrif ettiler. Evet, hastayım sana candan. En güzel takımını giymişsin. Hı-hı. Evet. Neden? Ne demek neden? Giydim işte. Hayır, sadece özel günlerde giydiğini sanıyordum da. Candancığım, dolapta tek temiz takım elbisen bu vardı. Ben de bunu giydim yani. İyi, tamam. Bu annem de bir tuhaflaştı oğlum ha. Elinde olsa beni evden dışarı koyvermeyecek yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bunu kafana yaz. Bir kadın eğer kıskanıyorsa seni seviyordur. Tecrübe konuşuyor diyorsun yani. Bazen zor olmuyor mu? Evet oluyor, zorlanıyorum ama... hoşuma da gitmiyor değil ha. Şişt, annem duymasın. Çaktım köfteyi. Hadi hayatım! Ben kaçtım. Tuttum. Bu bıyıklı tamam. Kedi olalı bir fare tuttu sonunda. Tek yapmam gereken şey Mira'yı kıskandırmak. Ama kiminle kıskandıracağım? Ulan her şeyi yiyeceğiz evde be. Açım ya. Ya bu açlık ne zor bir şey kardeşim. Ha? Şunu bir gevelesem şöyle bir. Ya yapma ne güzel. Ha, buldum. Ne yapıyorsun anne? Benim kokum. Kokusu. Ay! Onun kokusu. Ben de koklayayım. Onun kokusu, evet, evet. Bu bir oyun. Benim kokum. Evet. Allah'ım bu ne? Bunun tadı güzel. Tamam, benim saçımmış. Ne yapıyorsun anne? Ben de koklayacağım. Oğlum kokluyor musun sen? Evet, kokluyorum. Bir garip kokuyor bu. Hı? O ceket nasıl kokuyor? Bir garip kokuyor. Kendime gelemedim, başım dönüyor valla. Ay canım. Buldun mu anne? Ne? İşte buldum bu. Bu. Bu koku bu. Evet bu. Ay, bıyıklının leş kokusu. Ay. Bırak babanı. Ne oldu anne? Koklama oyunu bitti mi? Candan Murat.
şifre şampiyon Fener. Tamam Muratcan'dan. Şifre şampiyon Fener. Allah Allah. Allah Allah. İkisi de değil. En değer verdiği tamam şey. Tamam işte onun. Ben de onu diyorum. Ben değilim. Onu anladık. En değer evet. verdiği şey. Yangın. Fener dedik ya. Başka bir şey değil ki. İnanmıyorum. En değer verdiği şey ben değilim, Yankı değil. Kim olabilir? Annesi. Annesi mi? Fener'in annesi mi var? Aa, bir yaşıma daha girdim. Yoksa o kadın mı? Hangi kadın mı? Senden saçmalama. İnanmıyorum ya, gerçekten. Of. Saçmalıyorum. Of. Evet, saçmalıyorsun anne. Bibiciğim, ha. Anne saçmalıyor mu? Evet, mütemadiyen. Ama bak, kıskançlık olmadan aşk olmaz. Tamam mı? Kıskançlık. Ah, Mire'yi kıskandırırsam bu iş olur mu acaba? Gece gece cips yedik ya. Ne? Bu ne Mehmet'im? Kapının altından buldum. Biri atmış herhalde. Oğlum aç bakayım ne yazıyor? İçinde var mı şey? Kapıyı açar mısınız? Bismillah. Bu ne ya bu saatte? Sen gel içeri aklıma gel. Ay Murat dur ne olur. Nihayet gördünüz. Lan manyak. Zihni senin ne işin var oğlum bu saatte burada? Uykum kaçtı. Uykum kaçtı. Uykum kaçtı ve bize geldi. Sen ne zamandır buradasın? 68 dakika yenge. Ezil eline basmıyorsun. Ben o kadar düşüncesiz miyim yenge? Yeğenimiz uyuyor herhalde. Ya Zihni sen nasıl bir belasın ya? Uykum kaçtı değil mi senin? Gel kardeşim sana ben şu içeriki odada bir taş masajı yapayım şöyle. He? Mışıl mışıl uyursun. Olmaz mı? Allah Allah. Bir sıkıntımız var herhalde değil mi? Bu saatte geldik kapına. Sıkıntın mı var? Evet yenge. Sen neden konuşurken benim yüzüme bakmıyorsun? Yenge yani kusura bakma. Ben her ne kadar sizin kardeşiniz gibi olsam da böyle olmuyor yenge. Lütfen gidip üstüne bir şeyler alır mısın? Aa, manyak mısın ya? Ne varmış üstünde? İşte ben de onu diyorum yenge. Hayatım. Tamam. Sakin. Geç sen. İşin Murat ben yani kötü bir şey mi dedim? Gel he? Sen gel. Doğru doğru. Gir içeri ya. Girdi kapıda bekleme gir. Kötü bir şey mi dedim? Yok. Eğilsene biraz sen şöyle bir. Böyle mi? Ha. Eğil 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 biraz. Murat ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? La problemi kökünden hallediyordum ben ya. Aşkım yapma çocuk uyanacak şimdi. Neyse söylesin ondan sonra da gider. Tamam hadi kalk. Ne hı. Sorunun ne? Misalsiniz değil mi? Ya işte. Yandık. Ya lan yeter! Çocuk uyuyor ne yapıyorsun bağırma. Zihni gece gece kahve içmeye mi geldin oğlum buraya? He? Anlat ne anlatacaksın hadi. Tamam Murat tamam boğazımda kaldı. Anlatacağım sakin ol. Lütfi dayım. Lütfi dayı mı? Benim dayım. Vefat etti. Bak Zihni. Ya biz böyle gece gece kapıları çalınıp... ...oturma odalarına girip rahatça oturulup... ...kahve içilip... ...dert anlatılacak insanlara mı benziyoruz ha? Dert dinleyecek adamlar mıyız biz Murat, ha? Murat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ayıp? Başın sağ olsun Zihniciğim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok yenge ya zaten 10 yıl oldu. Mesele o değil yenge. Mesele şu. Lütfi dayım. Allah gani gani rahmet eylesin. Harika bir adamdı. Öyle böyle değil yani. Allah rahmet eylesin. Sağ ol yenge. Neyse. Lütfi dayım beni çok severdi.
Ben de onu çok severdim tabii. Toprağı bol olsun. Kalender insandı vesselam. Neyse. Hüsnü dayım her sene İstanbul'a gelirdi. Ve her geldiğinde... Bak yine duygulandım. Bir Fatiha indirse miydik beraber? Ha Fatiha. Yok ya. Ayetel Kürsi indirelim istersen. Oğlum manyak mısın lan? Şizofren manyak he? Gece gece Fatiha mı okuyacağız lan? Allah aşkına sus Murat ya. Çocuk uyanacak. Ölünün arkasından bir dua etsek az mı? Tamam bağırmayalım. Sakin ol. Ha evet. Sizin aceleniz var. O yüzden yenge böyle giyinmiş. Ben sallam hiç anlamadım ben de şimdi. Candan. Ben harbiden anlamaza yatıyorum şu an bu lafı. Yoksa ben bu lafı anlarsam bırak bebeği apartman ayağa kalkar hayatım. Tamam bir tane. Tamam sakin ol. Evet sadede gelelim. Ha. Lütfü dayım her sene İstanbul'a gelir. Ve her geldiğinde mutlaka bana bir hediye getirirdi. Evet. Ve derdi ki... Aslan yeğenim... Sen ol... Sevdiğin çocuğa oyuncak almayı sakın eksik etme. Çok güzel. Ama ben yenge işte... Ben eşeğin önünde gidenim. Yok vallahi ben eşeğim eşeğin önünde gidenim yenge. Lütfü dayımın dediğini unuttum ve en sevdiğim yeğenime kalkıp da bir tane hediye oyuncak falan alıp getirmedim ya. Sus. Bebek uyuyor içeride. Allah aşkına susun. Muratcığım ne yapıyorsun bağırma. Tamam Murat. Öküzlük bende işte. Kendimi kaybettim ya. Ben de affedemiyorum kendimi. Ama kendimi affettireceğim. Bak yeğenime aldım bunu. Al, onun için geldim ben. Zihni sen şimdi gece gece bunu getirmek için mi geldin? He. Sen bunu bırak. Az bir şey kafana iyi bakayım. Hayırdır? Az bu önü uzat, boyundan uzat, boyundan. Ha güzel. Murat. Murat. Ya hayatım, önemli bir şey anlatacağım dedi. Ucuğa getire bir şey getir, bir şey yol getir, tamam, bir şey. Tamam, biliyorum, anladım. Tamam. Ama ne yapalım? Ya boş ver, kötü niyetli değil. Salak ama kötü niyetli değil. Ya boş ver, al şeyi, de gitsin. Tamam lan, tamam, kalk. Tamam kardeşim, çoksun. Göstereyim önce, yengem görsün bunu. Yenge bak, ne güzel değil mi? Yatağının başucuna koyarsınız, gördüğünde sevinir garip. Ulan Zihni, sen şimdi erkek çocuğa ala ala... ...öyle kız bebek mi hediye aldın lan, antilop? Erkek çocuğa erkek bebek mi alacaktım Murat? Tamam. Çok sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ver beni, ne demek? Sağ ol. Yankı da çok sevecektir bebeği diye seni. Sevinir değil mi? Hadi gel bakalım. Kardeşim ben seni bir yolcu edeyim. Tamam hadi. Hadi iyi geceler. Yenge bak kesinlikle yatağının başucuna koyuyorsunuz. Tamam tabii. Koyarız. Öyle mi gel bak yenge koymak. Tamam koyarız yani. Tamam. Ama yani yenge. Ya, bak zihni. Sen kesinlikle koyuyorsun. Öyle mi gör koymazsan bak yemin ederim. Tabii. Tamam Zihni. Gelirsin ya lan. Ya lazım. Tamam. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Of. Ya manyağa bak gece gece geldi bir de çocuğa bebek hediyesi almış ya. Bağırma sakin ol. Hadi hayatım gel yatalım. Hayır ölüsünü falan görmeyelim. Ne ölüsünü? Ya bırak ölüsünü görelim ya. Ölsün gitsin Allah Allah onunla mı uğraşacağız? Çocuğa bebek mi hediye alalım? Tövbe amin diyorum şimdi. Bunu tanıyor musunuz? Sıtkı. Evet Murat. Bizim Murat. Ben onu arıyorum. Bulamıyorum. Ama bunu buldum. O da benim. Yıkamıştım. Şeye düştü. Aşağıya düşmüştü. Onu ben alayım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet Sıtkı. Murat. Seni işe aldı hani. Burada benim kocam. Sen kocan sözünü sana vereyim ben bunu. Kocamın neyini, ne yapıyorsun? Kocam sözünü sana vereyim ben bunu. Aha. Tamam. İyi günler. Sağ ol. Çok sağ ol. Karıştırayım bak Mira bu Hanna, Montana bu da Mira. Ne güzel rüyaydı be.
Sen hiç donuk ay ışığında şeytanla raks ettin mi? Hey, merhaba. Merhaba bebek. Dene beni. Biz Türk erkeğiyiz kızım, laga luga yapma. Sarıl bana. Günaydın bebişim. Günaydın. Günaydın. Şimdi uyandın mı? Uyandım. Ver onu bana. Ver, alma şunu ya. Ne istiyorsun? Ver şunu. Çok mu sevdin sen onu? Rüyamın bir parçası tabii ki. Sevmez miyim? Teşekkür ederim anne. Yapacak bir şey yok. Derdimizi aferin. Böyle anlatacağız size. Nerede kalmıştık? Gel bakayım şöyle. Ya Candan, pembe bir dosya gördün mü buralarda? Yok, görmedim ayağım. Ha? Ya bu ne ya? Çocuğun elinde niye böyle bebek var? Sus, onu verdiğimden beri ağlamıyor. Ya hayatım saçmalama. Erkek çocuk bebekle oynar mı? Allah korusun, maazallah. Totik motik olacak çocuk ya. Ya totik ne ya? Totik ne? Ya. Hangi çağda yaşıyorsun sen? Ayrıca öyle bebek yemedik ne olacak şey değil o. Ah zihni. Sen saçını mı yaptın? Evet yaptım. Doğum günde aldığın parfümü de sıkmışsın. Ne olacak hayatım, sıktım Allah Allah. Nereye gidiyorsun sen? Ben de nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Oh, hadi hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı işler diyorum, hayırlı işler. Ne oluyor ya bu? Hay hayatım, başlama yine Allah aşkına. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Kuduruyorum kızım sana. Yandan. Malım ütkü satarım vallahi. Bebeği eline aldığından beri kakı çıkmadı. Bir tek siz gelince bıraktı elinden nedense. Öyle çok seviyorlar bazı oyuncaklarını ama sonra geçiyor. Mira'nın da bir ışıklı topu vardı. Bir ay kadar falan elinden düşürmedi ya. Vallahi. Nasılsın bugün? İyi. Hayırdır, ne bu havalar? Ne havası kızım? Annemleri dinliyorum. Evet, ben de dinliyorum. Yeni oyuncak yapmışsın. Bir şey yok canım, sadece arkadaş, birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Hmm. Bir görsen, uzun altın sarısı saçları uzun var. Uzun mu? Evet, uzun. Upuzun bacaklar, incecik bel, çok tatlı biri ama biz sadece arkadaşız, yani yok öyle bir şey. Ne demek yani bir şey yok? Sıkıldım ben bu konuşmalardan galiba biraz. Gösteririm ben sana sıkılmayı. Bir şey mi dedin? Yo, ben de düşünüyordum öyle kendi kendime. İyi. Hop. Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Versene şunu. Alo, sana söylüyorum. Bıyıklı. Yok. Ya ver. Ver şunu. Heh. Oh. Erkek adam bebekle oynar mı bu? Ya sana ne? Sana ne? Oynarım oynamam, sana ne? Neyle oynayacağız? Ya bırak. Ver şunu. Allah. Ya ver şu sana şunu. Ver diyorum. Ya hadi. Oh. Yapma. Sakın yapma. Yapma. Yapma ver. Ne halim varsa görürüm. Ne halim varsa görürüm. Ne yapalım buradan? Hey, merhaba. Kız, önüne bak. Ne o milletin erkeklerine öyle merhaba filan? Merhaba bana. Bak sen. Hemen de gönlümü almayı biliyorsun. Şu ilişkimizi sağlam bir zemine oturtmanın zamanı geldi. Beni beni. Evlenmeden de olur diyorsun yani. Hey, merhaba. Allah Allah. Merhaba.
Allah. Hayatım. Gerizekalı. Korktun mu sen? Korktum ben. Ay balım. Balım ne ya? Ekmek kadayıfım. İğrensin. İğrensin. Ama seni çok seviyorum hayatım. Öyle mi bayım? Evet bayan. E siz söyleyin bakalım. Sen beni sevmiyor musun hiç ya? Sevmiyorum. Allah Allah. Kıskançlıktan çatlayacaksın ama farkında mısın? Seviyorum tabii. Niye sevmeyeyim seni salak? Asılma garaja gider. Alo bıyıklı. Ben de senin için deliriyorum hayatım. Niye peki? Çünkü hayatımda görüp tanıdığım kadınlar arasında bir tek sensin pırlanta gibi parlayan. Evet. Sen çok güzelsin. Çok farklısın, mantıklısın, sürprizlerle dolusun. Ve ben de o yüzden hayatımın en doğru kararını verip seni karım olarak seçtim. Ve ben bu güzellikle uğraşırken sen tuttun bir de dünyanın en yakışıklı bebeğini hediye ettin bana. Ay değil mi? Atıyorsun. Ne şimdi? Aşkım. Bak şu. Kanma bu pırlantalar anne. Şu gördüğüm iki sen ve Yankı. Siz benim hayatımdayken benim gözüm sizden başkasını görür mü hiç ya? Vay be. Bu bıyıklı gerçekten akıllı mantıklı konuşmaya başladı. Ama bak kızım sen hep aynısın. Yok tara beni, yok dene beni. Yok ben oturdum düşündüm bu iş böyle olmaz. Ben seninle yapamam. Anlaşıldı? Sen var ya sen nasıl işini biliyorsun sen? Attı. Evet. Aslan oğlum benim be. Vallahi Canancığım iki gündür bizimki çok keyifsiz ya. Allah Allah diş mi çıkartıyor acaba? Bilmiyorum ki. Hayır anneciğim diş biliyorum. Ne dedin ne dedin? Hiç sesli düşündüm. Bana bak sen niye böyle huysuzlandın bu kadar ha? Kıskandın mı yoksa beni? Alo sana söylüyorum. kıskandın. Bana bak Mira. Bak sen olgunsun farklısın. Senin yanında hiç sıkılmıyorum. Tanıdığım bütün bebeklerden daha çok kelime biliyorsun sen. Ne oldu o uzun saçlı çırpı bacaklıya? Hepsi yalan. Tek sen gerçeksin kızım. Ama sen benim için gerçek değilsin hayatım. Ha hayatım mı? Aa, yani öyle lafın gelişi. Ha bana hayatım dedi. Ya demedim. Bana hayatım dedi. Salak, gerizekalı, aptal. Bana hayatım dedi. Hayatım. Mira, sen de benim hayatımsın biliyorsun değil mi? Bana hayatım dedi.